Hocanın yanında kaldığım o birkaç senede çok şey öğrenmiştim ama eğitimimi tamamlayamamış, elimde olan gücü nasıl kullanacağımı öğrenememiştim. Evet, elimde bir güç vardı ama onu nasıl kullanacağımı bilmeden bir hiçten ötesine geçemezdim. Sadık Hoca ile konuşmamız sonlandığında sabah olmak üzereydi. Oradaki eşyalarımızı alarak hocanın evine gerisin geriye dönmeye başladık. Ne olacağını bilmez haldeydim. Ve Sadık Hoca da ne yapacağımız konusunda bana bir şey anlatmıyordu. Sadece kafasında kurduğu düşünceleriyle birkaç adım ilerimde yürüyordu. Eve iyice yaklaşmaya başladığımızda artık dayanamayarak, hocayı berzah aleminden getirmenin bir yolu yok mu yani? Onca zamandır konuşmadan yürüyorsunuz hocam diyerek Sadık Hoca'ya sitemvari şekilde sordum. Hocanın defninin üzerinden bir gün geçmişti ve ruhu Azrail tarafından değil, cinler tarafından alınmış ve berzah alemine hapsedilmişti. Karşımızda ne kadar güçlü oldukları konusunda en ufak bir fikrimin olmadığı kocaman bir kabile vardı. Sadık Hoca sorularımı yanıtsız bırakıyor, yürümeye devam ediyordu. O an hocanın emrime verdiği cin aklıma geldi. Aklımdan geçirmemle yanımda bitti. Ben izin verdiğimde zihnimi okuyabildiğini biliyordum ve kafamda dönen soruları ona sormaktan kendimi alamadım. Ona içimden kabile hakkında ne bildiğini sorduğumda uzun uzun anlatmaya başladı. Kabilenin merhametsizliğinden, ne Allah'a ne de farklı bir şeye inanmadıklarından, hocanın zamanında onlara verdiği zararlardan uzun uzun bahsetti. İster istemez bu durumdan dolayı olan korkum daha da artmıştı. Ama yıllarca yanında kaldığım insanı da bu şekilde bırakmak istemiyordum. Karşımda iki seçenek vardı. Birisi her şeyi bir kenara bırakıp beni öldü bilen aileme giderek her şeyi anlatıp af dilemek. Diğeri ise zaten bir ölü olarak doğru bildiğim şeyi yapıp hocayı oradan kurtarabilmek için gereken ne varsa yapmak. Gerekirse zaten bir ölü olarak can vermek. Bu zorlu iki şık arasında debelenirken vicdanımın da daha ağır bastığı şeyi yapmak. Hocayı oradan kurtarmak. İçimden geçen şey işte tam olarak buydu. Ben bu tarz bir durumda kalmış olsam o kesinlikle benim için elinden gelen neyse onu yapardı. Daha önceden de kaç kez beni yaşadıklarımdan kurtarmak için çaba sarf etmiş, gerektiğinde haftalarca uykusuz kalarak beni korumaya çalışmıştı. Kafamda düşündüklerimi netleştirerek birkaç adım ilerimden giden Sadık Hoca'ya hızlı adımlarla yetiştim. Kolundan tutarak durmasını sağladım ve aklımdan geçenleri hayatımda hiç olmadığım kadar kararlı şekilde gözlerinin içerisine bakarak söyledim. Benim bu kararımdan çok memnun olmuş olacak ki o zamana kadar tek kelam etmeyen adam eliyle başımı okşadı. Ve aferin, senden bunu bekliyordum zaten dedi. Bu kararı senin vermen ise hocanın doğru seçim yaptığının bir göstergesi oldu. Ve başımıza ne gelirse gelsin bizim kararımız olduğu için sonuna kadar bize dayanma gücü verecek. Öbür türlü olsaydı İlk çıkmazda kaçıp gidebilir ya da diğer adam gibi onlarla anlaşarak tuzak kurabilirdin dedi. Aslında Sadık Hoca beklediğimden daha ileri görüşlü ve düşünceli bir adamdı. Benden birkaç adım ileride gidiyordu hep. Peki, ne yapacağız? İlk işimiz gece olmasını bekleyip mezarlığa gitmek. Orada ne yapacağız? Hocayı mezardan çıkaracağız. Neden? Kişi Eceliyle ölmediyse ve Azrail tarafından canı alınmadıysa her zaman bir dönüş şansı var demektir. Ben sadece Berzah'tan kurtarabiliriz sanıyordum. Onu zaten yapacağız. Ama ruhu ne kadar bedenden ayrılarak Berzah alemine geçtiyse de bedeniyle bağ devam ediyor olmalı. Allah hocanın böyle ölmesini istediyse o ayrı ama bunu mezarını açmadan öğrenemeyiz. Şu an elimizden ne geliyorsa Hepsini denememiz gerek. Peki, Berzah aleminde hapsolmanın bir süresi var mı? Nasıl yani? Şöyle ki, kişi şu kadar kalırsa bedeniyle bağ kopar ya da gerçekten ölür diye bir süre kısıtlaması var mı? Hayır. Şu ana kadar ne hocadan ne de herhangi bir kaynaktan buna dair bir bilgi duymadım ama bazı büyük ilim sahiplerinin orada geçen zamandan faydalanarak öğrencilerine ders verdiklerini duydum bizim dünyamızdaki zamanla orada geçen zaman arasında farklılıklar var. Sadık Hoca bunları söylediğinde az da olsa içime su serpilmiş bir umut doğmuştu. Eve vardığımızda akşam olmak üzereydi. Sadık Hoca kapıyı açarak içeriye girdi, ben de peşinden. Hocanın küzinesini yaktığı odaya girdiğimizde yerde kurulmuş bir sofra bizi bekliyordu. O an şaşkınlıkla bakarken Sadık Hoca bunu anlamış olacak ki Buraya gelmeden yardımcılarıma emir vererek hazırlattım dedi. Günlerdir bir şey yememiş ama bu yaşadıklarımdan ötürü aklıma dahi gelmemişti. O an acıktığımı fark ettim. Geç, otur hadi. Yemeye başlayalım. Çok işimiz var, gücümüzü toplamamız gerek. Hala şaşkınlığımı üzerimden atamamıştım. Bunlar ilerleyen zamanlarda göreceğin derslerin arasında olan şeylerdi. Aslında sürekli görmüş olman gerekiyordu. Yok Hayır, görmedim. Yemeklerinizi falan kim yapıyordu? Ben onca sene evden dışarı dahi çıkmadan hocanın yanında kaldım. O da benim gibi çıkmadı. Ama her daim yiyeceklerimiz olurdu evde. Galiba haklısın Sadık hocam. Dışarıya çıkmaz, para nedir bilmezdik. Ama evde her daim yiyecek bir şeyler olurdu. Şimdiye dek dikkatimi çekmemişti. Sadık hocanın söyledikleriyle dersten başımı kaldırmadığım zamanlarda kim bilir neler dikkatimden kaçmıştı diye düşünmeye başladım. Sadık Hoca sofraya kurulduktan sonra ben de peşi sıra oturdum ve yemeye başladım. Günlerdir ilk kez ağzıma bir şeyler giriyordu ve yemekler oldukça lezzetliydi. Karnımızı doyurduktan sonra saatin gece yarısına gelmesiyle kullanacağımız kazma ve küreyi alarak evden ayrıldık. Mezarlığa yaklaştığımızda kimsenin olmadığından iyice emin olduktan sonra mezarlığa girdik ve Sadık Hocayla dönüşümlü olarak kazmaya başladık. Çok geçmeden hocanın üzerine kapattığımız tahtalara varmıştık. Elimi tahtalara attığımda oldukça sıcak olduklarını fark ettim ve Sadık Hocaya bakarak bunu söyledim. O an yüzünde bir tebessüm oluştu ve şansımız var sanırım diyerek gülümsemeye devam etti. Hocayı ben kefenlemiştim ama ilk kez birini kefenlemiş olmanın verdiği acemilikle yapmıştım bunu. Tahtaları kaldırdığımızda yüzümüze çarpan buharla daha da şaşkına dönmüştük. Ben ayak tarafından, Sadık Hoca ise baş tarafından kavradık ve hocayı mezardan çıkardık. Sadık Hoca hemen hocanın baş tarafından kefenini çözmeye başladı. Hoca nasıl bıraktıysak aynı öyle yatmaya devam ediyordu ama saçlarında ve sakallarında olan beyazlıklar daha da artmış. Neredeyse siyah bir tane bile yer kalmamıştı. Hadi, çabuk olalım. Fazla vaktimiz yok. Mezarı kapatıp buradan gitmemiz gerek. Hızlıca mezarı kapattık ve hocamı kucaklayarak eve doğru ilerlemeye başladık. Hoca biraz kilolu olduğu için taşımak zor olsa da başka çaremiz yoktu. Hocanın bedeni önceki halinden daha da sıcaktı ve dikkatli baktığımızda uzun aralıklarla nefes alıyordu. Birkaç dakikada bir de kalbi atıyordu. O zamanki acemilikle pamuğu tıkamayı unuttuğuma bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. Bu durum doktorların nasıl dikkatinden kaçmıştı anlamış değilim. Hocanın kıyafetlerini giydirdik ve sedire uzandırdık. Sadık Hoca Berzahtan geri döndürmek için okuduklarımı arka arkaya tekrar etti. Bir işe yaramasını umut ederek ama nafile durum değişmiyordu. O gece hocanın başında sabahladık. Sabah olduğunda Sadık Hoca ben biraz dinleneceğim diyerek yanımdan ayrılıp içerideki odaya geçti. Bense hocanın başında bir umut beklemeye devam ediyordum. Çok geçmeden ben de yorgunluğa daha fazla dayanamayıp olduğum yerde uyuyakalmışım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Kulağıma gelen mırıltılarla uyandım. Gözlerimi açtığımda oldukça kalabalık bir cin grubu hocanın çevresini sarmış, bir şeyler okuyorlardı. Gözlerime inanamayarak gözlerimi yumdum ve birkaç saniye geçince yeniden açtım. Durum aynıydı. O an şaşkınlıkla yerimden doğrulduğumda cinler beni fark ettiler ve bir anda ortadan kayboldular. Ne oluyor diye bakındığımda gözlerime inanamadım. Hocanın bedeni değişmeye başlamıştı. Olduğundan daha yaşlı görünüyordu artık. Hızlıca Sadık Hoca'nın odasına giderek onu uyandırmaya çalıştım ama nafile. Ölü gibi yatıyordu. Onun da başına bir şeyler geldiğini düşünmeye başlamıştım. Uyandırmakta başarılı olamayınca hocanın yanına geri döndüm ve daha dikkatli şekilde bakmaya başladım. Yüzündeki çizgiler gittikçe belirginleşmeye başlamıştı. Belki de işe yarar diye umut edip geri çağırma sözlerini tekrarladım ama yine yok. İşe yaramadı. Artık Sadık Hoca'yı uyandırmaktan başka çarem kalmamıştı. Tekrar Sadık Hoca'nın odasına girdim ve dürtmeye başladım. Bu defa hemen uyandı ve yüzümdeki telaşı görünce ne oldu diyerek ayağa fırladı. Ben de hocanın değişmeye başladığını, uyandığımda etrafının cinlerle sarıldığını gördüğümü söyledim. O an hışımla yanımdan geçerek hocanın yanına gitti. Ben ne hissettiysem birkaç katını hissetmeye başladığını yüzündeki ifadeden anladım. Neler oluyor hocam? Bilmiyorum ama hiç iyi şeyler olmadığı kesin. Nasıl yani? Berzahta geçen süreden dolayı hocanın ruhu ile bedeni arasında kalan bağ oldukça zayıflamaya başlamış. Bu da orada geçirdiği zamanın bedenine yansımasına neden olmuş. Eğer bir an evvel bir şeyler yapmazsak hocayı tamamen kaybedeceğiz. Hazırlan, çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Senin mezarına gideceğiz. İyi de orada ne işimiz var? Hocayı bu şekilde muhafaza edemeyeceğiz. Seninle hocayı beraber berzağa geçireceğim. Onun bedeniyle bir arada berzah alemine geçmen onu daha kolay bulmamızı sağlayacaktır. Eğer bu gece bir şeyler yapmazsak hocayı bir daha döndüremeyiz ve kıyamete kadar orada işkence görmeye devam eder ruhu. Hocayı hızla yeni bir kefenin içerisine sardık. Ardından Sadık Hoca berzah için olan malzemeleri aldı. Daha sonra kazma küreği de alarak evden ayrıldık. Sadık Hoca hocayı sırtlamış önden gidiyor. Bense Malzemelerle peşi sıra yürüyordum. Ne ara gece olmuştu anlamamıştım. Hocayla ilk tanıştığımda yaşadığım zaman kaymalarını yeniden yaşamaya başlamıştım. Normalde bizim köye yürüyerek gitmemiz epey uzun sürerdi ama hoca o kadar hızlı yürüyordu ki bir süre sonra kendimi bir mezarın başında buldum. Şaşkın şaşkın ne ara geldik buraya diye etrafıma bakınırken mezarda yazan ismin benim adım olduğunu fark ettim. Sadık Hoca Elimden kazma küreği aldı ve hızla kazmaya başladı. O kadar sert vuruyordu ki kazmayı ayaklarımın altında olan titreşimi hissedebiliyordum. Hoca hızlıca mezarın üzerine konan tahtalara ulaşmayı başardı. Elleriyle tahtaları ayırdı ve o an burnuma gelen iğrenç kokuyla midem bulanmaya başladı. Kusmamak için kendimi tutmaya çalışırken Sadık Hoca diğer tahtaları da yerinden kaldırdı. Mezara dikkatlice baktığımda İçerisinde sadece kuru bir kefenin olduğunu gördüm. Hoca kefenden parçalar koparmaya ve bana vermeye başladı. Oradaki kefeni tamamen parçaladığında burası tamam. Çuvaldan o gün berzaha geçtiğin kefenini çıkar dedi. Hızla dediğini yaparak kefeni çıkardım. Zaten yapacağımız şey belliydi. Hızla hocayı mezara yerleştirdik. Ardından ben de cinin kefeninden birkaç parçayı elime aldım. Sadık Hoca beni kefenleyerek hocanın yanına uzatmasıyla da gözlerimi yumdum. İlk kez kendi isteğimle yapacaktım bunu. Orada sakın korkma. Orada olanları rahatsız etmemeye çalış. Hocaya dair bir iz bulabilirsen kurtarmaya çalış. Ben seni belirli aralıklarla geri getirip bir daha göndereceğim. Bu sayede farklı yerlerde hocayı arama şansın olacak. Eğer hocayı bulamazsan mecburen kabilenin olduğu yere gitmen gerekecek. Anlaşmayı deneyip çözüm bulamazsak ona göre hareket edeceğiz. Sadık Hoca'ya güvenmekten ve onun dediklerini yapmaktan başka çarem yoktu. Her ne kadar herkes tarafından öldü olarak bilinsem de bu gece Berzah'a gittiğimde başıma gelenlerden az da olsa ürküyordum. Neticede Sadık Hoca bana tuzak kuruyordu olabilirdi. Beni bu gece burada gömdüğünde geri çıkarmaya da bilirdi. Bu düşüncelere daldığımda üzerime tahtaları dizdi ve bir miktar toprak attıktan sonra başlıyoruz dedi. Aldığım komutla gereken duaları okumaya başladım. O da gitmem için gerekenleri okuduğunda her seferinde gittiğim yerden tamamen farklı bir yerde açtım gözlerimi. Burası öncesine nazaran daha sıcak ve tozlu bir yerdi. Ne kadar etrafıma bakınmaya çalışsam da çok uzakları göremiyordum.'' Mecburen ilerlemem gerekiyordu ama nereye gitmeliydim diye düşünüyordum. Bir anda kulağıma gelen seslerle seslere doğru ilerlemeye karar verdim. Seslere yaklaştığımda etrafta olan toz bulutu da azalmaya başlamıştı. İlerlemeye devam ettikçe gördüğüm yaratıklar korkmama neden oluyordu. Daha evvelde çok cin görmüştüm ama bunlar o gördüklerimden kat ve kat daha çirkinlerdi. Yanlarına çok yaklaşmadan ve onların dikkatini çekmemeye çalışarak ilerlemeye devam ettim. Anlamadığım şey, burada kimseye bir şey sormadan nasıl bir yerlere ulaşabilirdim ki? Cinlerin arasından uzunca bir süre ilerledim. Bir anda toprağın ayaklarımın altında erimesiyle hocanın geri çağırdığını anladım. Gözlerimi yumup açtığımda mezarın içerisinde buldum kendimi. İyi misin? Evet. Bir şey bulabildim mi? Hayır. Sadece çok çirkin ve korkutucu cinlerin olduğu bir yerde. Yeniden gidebilir misin? Evet. Başlayalım o halde. Ben dualarımı rıldanmaya başlayınca hoca da benimle beraber okumaya başladı. O cümlesini tamamladığında öncekinden daha beter bir yerde açtım gözlerimi. Olduğum yerde öyle bir kaos ortamı vardı ki anlatamam. Cinlerin arasında hararetli bir tartışma yaşanıyordu ama konuştukları dil benim öğrendiklerimden çok daha farklıydı. Onlara özgü bir diri olmalı diye düşünerek kargaşa ortamının uzağından ilerlemeye başladım. Bu durum defalarca tekrarlandı. Konuşmalar bile birbirini taklit eder hale gelmişti. Dünya zamanına göre fazla zaman geçmiyor olması avantajımızaydı. Eğer hocayı ya da bizi birileri görmüş olsaydı başımıza büyük bir bela alabilirdik. Hocanın beni son göndermesinde aklıma gelen şey kendime kızmama neden olmuştu. Evet, benim bir yardımcım vardı ve o bir cindi. Peki, ben neredeydim? Cinler aleminde. Kendime kızarak dikkat çekmeyecek bir yere geçtim ve yardımcımı yanıma çağırdım. Yardımcım geldiğinde bu alemde onu çağırmama şaşırmış vaziyette bana bakmaya başladı. Fazla zamanımız olmadığı için etrafı kolaçan eden bakışlarımı yeniden onun üzerine çevirdim. Ve bana anlattığın o kabile, Onların yaşadıkları yere beni götürmeni istiyorum diyerek emrimi söyledim ama o götürmekten yana değildi. Seni oraya götürmem demek ölümüne neden olmam demek diyerek bana itirazlarda bulunuyordu. Ama kararlıydım. Hocayı bulmalıydım. Onun bu alemde zulüm görmesine müsaade edemezdim. Emrim kesindir. Beni direkt oraya değil, yakınlarına götür. Düşmanlarımı görmek istiyorum diyerek sert bir dille emrimi yeniledim. O ise bir anda kolumdan kavradı ve sertçe sıktı. O an tek hissettiğim bir anlık rüzgardı. İşte istediğin yer burası diyerek beni kolumdan o yöne doğru çevirdi ve ellerini gevşeterek kolumu serbest bıraktı. Kafamı kaldırıp gösterdiği yöne baktığımda kalabalık bir cin topluluğunun belli belirsiz ev benzeri bir yapının çevresini sardıklarını gördüm. Hoca burada mı diye sorduğumdaysa bilmiyorum. Bu kabileyle hocanın yanındayken de bir araya gelme taraftarı olmadım için. Ama yaşadıkları yer olarak bildiğim tek yer burası. Burası varken de hocayı başka bir yerde tutacaklarını zannetmiyorum diyerek beni yanıtladı. Tedirgindim. Aynı yardımcım gibi tedirgindim. Gücünün sınırlarını bilmediğim bir kabileyle karşı karşıya kalmıştım. Ve burası onların alemiydi. Yani burada onlar daha güçlülerdi. Burada... Onlara bir şey yapmak istesem de ilmim buna yeterli miydi bilmiyorum. Üstelik Hoca'dan sonra beni de bu aleme getirmiş, hapsetmeye çalışmışlardı ama Sadık Hoca'nın gelmesiyle bu emellerine ulaşamamışlardı. Ya da bilmediğim çok farklı şeyler vardı. Yardımcıma şimdilik gitmesini, ihtiyacım olduğunda onu yeniden çağıracağımı söyleyerek gönderdim. O an yeniden ayağımın altından kayan toprakla beyaz mezar taşlarının içerisinde açtım gözlerimi.